emek sarf ederek ulaştığını defaten ifade etmiştir. Bilim insanı elbette belirgin bir potansiyele sahiptir ama çalışmadığı takdirde... Sayın Vali, değerli başkan, kıymetli rektörlerim, değerli protokol, Mersin Üniversitemizin çok değerli bilim insanları, kıymetli akademisyenler, sevgili gençler, 2019-2020 eğitim öğretim yılı açılışı nedeniyle sizlerle beraber olmaktan duyduğum mutluluğu belirtmek isterim. Öncelikli olarak bu davet için Sayın Rektörümüze teşekkürlerimi sunuyorum. Mersin davet edince gelmemezlik olmazdı. Ağır bir gripal enfeksiyon geçirmeme rağmen, hafta sonu da kızımı evlendirmeme rağmen dün akşam resepsiyona, külliyeye uğrayıp arkasından buraya gelmiş olduk. Mersin yabancı olmadığımız bir üniversitemiz. 4 yıl önce Türkiye'deki kalite sürecinin başladığı dönemde ilk değerlendirme takımı olarak Mersin'e takım başkanı olarak gelmiş ve hocamız daha o zaman 1 yıllık yeni rektör iken Mersin Üniversitesi'nin kalite açısından değerlendirme dış raporunu yazmış idik. O günden bugüne birçok gelişmenin, değişimin yaşandığını mutlulukla izlemiş olduk. Ben emekleri için üniversitemize ve sizlere teşekkürlerimi arz ediyorum. Akademik hayat kolay değil, çileli uzun bir yol. Aşık Veysel'in söylediği gibi ince uzun bir yolda ilerliyoruz. Bu ince uzun yolda geçmiş dönemde bu vatan için çalışmış, çabalamış ve bize emanet etmiş olan şehitlerimizi, gazilerimizi, büyüklerimizi saygıyla anıyoruz. Cumhuriyetimizin nice yıllar ayakta kalması için el birliğiyle çalışmamız gerekiyor. Üniversiteler olarak da bizler bilim alanında üzerimize düşeni yapmakla yükümlüyüz. Ben nice yıllara diyerek hepinizin Cumhuriyet Bayramınızı da kutlamış oluyorum. Bilim diplomasisi aslında çok göz ardı edilen ama eksikliği fark edildiğinde çok geç olan bir faaliyet. Bir Aziz Sancar'ın yapmış olduğu, ki kendisi TÜBA şeref üyesidir, bundan da ayrıca onur duyuyoruz. Kendisinin yapmış olduğu Türkiye lobisi, Türkiye çalışması uluslararası alanda eşi benzeri doldurulamayacak, pahayla biçilemeyecek değerdedir. Ve kendisi buna kendisinin çok zeki bir birey olarak değil, fazla çalışarak, emek sarf ederek ulaştığını defaten ifade etmiş. Bilim insanı elbette belirgin bir potansiyele sahiptir ama çalışmadığı takdirde o cevher körelir gider. Bizler üniversitelerimizde bu cevherleri keşfetmek ve bu cevherleri işlemekle yükümlü zanaatkarlarız. İşimiz kolay değil. Yanlış yaptığımız zaman bir değerimizi kaybetmiş ve onu zayi etmiş oluyoruz. Ülke kaybetmiş oluyor. Çünkü ülkemizin insan kaynağı kıymetli, önemli. Fuat Sezgin Hoca'ya buradan rahmetliye, ki o da şeref üyemizdi, değinmek isterim. Frankfurt'ta TÜBA adına G20 zirvesi çerçevesinde Science 20 başlığı altındaki toplantıya gittiğimizde hocayı ziyaret ettik. Sağdı. Kendileri Frankfurt'ta kendi çalışma ofisinde bizleri kabul etti. İstanbul Üniversitesi rektörümüz de bizden bir saat sonra çıktı geldi. Orada ciddi bir koyu sohbet başladı.
Erciyes Rektörümüz Fahrettin Kereş Demir Hoca, o dönemdeki TÜBİTAK Başkanımız Ahmet Cevat Acar Hoca, bendeniz ve İstanbul Üniversitesi'nden gelen hocalarla beraber hoca çok keyiflenmişti rahmetli. Hayatından kesitler anlattı. Almanya'daki kendisinin verdiği uğraş acı bir hadiseyle başlıyordu. Türkiye'den kendisi zayi edilmiş, Türkiye'de değerlendirilememiş olan beyinlerden birisiydi. Ama kendisi alicenaplık gösterip son dönemlerinde de olsa Türkiye'ye karşı olan vefa borcunu ödemek için üstün gayret sarf etti. Bilim diplomasisi başlığı elimizdeki insanlarımızın kıymetini bilmekten geçiyor. Ben sunum içeriğinde Türkiye Bilimler Akademisi hakkında çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Çünkü biraz önce kısa tanıtım filmimizde o görevi ifa ettik diye düşünüyorum. Efendim, bilimi, bilimsel eğitimi desteklemede TÜBA'nın yapmış olduğu birçok faaliyet var. Çalışma grupları üzerinden yürütülüyor. Bu çalışma gruplarımız raporlamalar yapıyor. Bu raporlamaların bazıları kamuoyuna yansıyor, bazıları ise direkt ilgili bürokrasiye ve yetkililere, siyasete dağıtılmış oluyor, paylaşılmış oluyor. Bilim Eğitim Çalışma Grubu, Enerji Çalışma Grubu, Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu, Kanser Çalışma Grubu, Kök Hücre Çalışma Grubu. Bunlar mevcut çalışma gruplarımız. Bir yenisini daha ekledik. Bilişim Teknolojileri Çalışma Grubu olarak özellikle önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğimiz bir kapalı devre çalıştayla siber güvenlik, bireysel ve kurumsal bilişim teknolojilerinin etkileşimi üzerine özel bir raporlama gerçekleştirmek üzere bir çalışma grubu oluşturduk. Son dönemde enerji çalışma grubumuz özellikle güneş enerjisinden rüzgar enerjisine, jeotermalden nükleere kadar tüm alanlarda özel çalıştaylar gerçekleştirerek Enerji Bakanlığı başta olmak üzere tüm ilgililere sundu. Bunların değerli olduğunu ve emeği geçen gerek TÜBA üyesi hocalarımız gerekse de dışarıdan davet etmiş olduğumuz yerli ve uluslararası alandan davet etmiş olduğumuz hocalarımızla beraber yürüttüğümüz bu çalışmaya destek veren tüm hocalarımızı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Çünkü ülke yararına bu tür raporlamalar, objektif değerlendirmeler, yansız bakışlar önem arz ediyor. Türkiye'de nicel olarak akademide ciddi bir artış son yıllarda hepimizin dikkatinden kaçmayacak düzeyde büyüyen bir üniversite akademi camiası var. Ben bu konuşmamda özellikle nicel artışın nitelik olarak beslenmediği, desteklenmediği takdirde ilerleyen yıllarda büyük sorunlarla karşı karşıya kalacağımızın altını çizmek üzere bir konuşma dizayn ettim. Sayısal artışın elbette birçok şehrimizde birkaç tane devlet, birkaç tane vakıf üniversitesi olmak üzere her birinin birbirleriyle dayanışma içerisinde olmak için çaba sarf etseler bile devletin onlara verdiği olanakların giderek pastanın küçük dilimlerine dönüşmesi şeklinde bir tabloyla karşı karşıya kaldığımızda üniversitelerimizin gerek personel anlamında gerekse de bütçe anlamında ciddi sorun çektiğini, tek sorun çekilmeyen başlığın öğrenci sayısı olduğunu ama bazı branşlarda da öğrencilerin üniversiteyi tercih etmemesine bağlı olarak çelişkili dramatik tablolarla, trajik komik bir yapıyla karşı karşıya kaldığımızı ifade etmek isterim. Bazı alanlarda, bazı programlarda hoca sayısından daha az sayıda öğrenciyle lisans veya lisansüstü eğitim zor yapılır hale geldi.
Bunlar geçmiş dönemlerde yapılmış olan yanlış planlama ve uygulamaların ortaya koyduğu çıktılar, sonuçlar. Eğer tedbirlerimizi, sağlıklı planlamamızı ve stratejimizi güncelleyerek yeni döneme yönelik sağlıklı bir planlama yapmazsak birçok şu anda %100 doğruluk gösteren başarılı gördüğümüz alandaki programlarımızı da nitelik olarak, kalite olarak darboğaza sokmuş oluruz. Ki bunun bazı hiç beklenmeyen alanlarda karşılaştığımız tabloları beraberce izliyoruz. Yükseköğretimin planlaması YÖK'ün anayasal görevi ama sadece YÖK'ün kendi başına yapabildiği bir işlemde değil. Sonuçta siyasi iradenin de karşılıklı destekleşerek ülkenin kaynaklarını paylaştırarak yürüttüğü bir süreç. Elbette nicel olarak, sayısal olarak baktığımızda rakamlar yüksek öğretimde ciddi bir gelişmenin, genişlemenin, büyümenin bize ipuçlarını sunuyor. Ama bunları detaylandırdığımızda karşımıza çıkan tabloda gelecek için alarm veren başlıkları da görmek zorundayız. Bu öncelikli olarak elimizdeki üniversite ve program sayısının nitelikli öğretim üyesiyle, öğretim üyesi yetiştirme süreçleriyle desteklenemediği ve yüksek lisans ve doktora programlarında lisansa göre daha zayıf kaldığımızı, belirgin alanlarda özellikle yüksek lisansta da tezsiz ağırlıklı bir akademik kariyer geleceği olmayan yüksek lisans çalışmasının yürütüldüğünü gözlemliyoruz. Elbette devlet üniversiteleri ve vakıf üniversiteleri eşit şartlarda yarışmasalar da bu yüksek öğretimin son dönem bize sağlamış olduğu veriler ışığında kendi içlerinde vakıf üniversitelerinin artık Türkiye'nin akademik hayatında önemli bir yer tuttuğunu ve bunların gerek akademik kadro güçlendirme açısından gerekse öğrenci istihdamı potansiyel olarak ilk yıllardaki tedirginliğin aşılarak önemli bir Türk yüksek öğretiminde yer edindiğini vakıf üniversitesi, ticari üniversite veya özel üniversite başlıklarının üçünün harmanlandığı ama hala kendisinin disiplinize edilmiş bir mevzuata sahip olmamasına bağlı olarak yönetmelikle yönetilmesinin ortaya koyduğu riskleri zaman zaman bazı üniversitelerde ortaya çıkan sorunlarla yaşamış oluyoruz. Vakıf üniversitelerinin ve devlet üniversitelerinin avantaj ve dezavantajları bir tarafa, kendi içerisinde, Türkiye'nin sistemi içerisinde artık kabul etmemiz gerekir ki bir beraberce el ele yürüyen kardeş kuruluşlar olarak desteklemekteler ve birbirlerinden istifade etmekteler. Alternatif avantaj ve dezavantajlarıyla birbirlerini besleyen bu kurumların Türkiye'nin yüksek öğretiminde önemli bir fonksiyonları var. Vazgeçilemeyecek şekilde birbirini eleştirmek veya birbirini kösteklemek yerine destekleşmek zorundayız. Bu bağlamda çok nitelikli, çok kaliteli özel üniversitelerimiz olduğu gibi benzer şekilde çok kaliteli, çok nitelikli devlet üniversitelerimiz de var. Devlet üniversitelerimizin içerisinde giderek açılan bir uçurum demeyeceğim ama farklılaşma, kategorize etme, farklı standartlara sahip üniversite olarak aynı kategorize ortamda yarıştıramayacağımız bir farklılaşmanın altını çizmek zorundayız. Bunun en kaba yöntemi 50 yılı doldurmuş kıdemli üniversiteler, 30 yılı doldurmuş olan kıdemdeki üniversiteler ve ilk 10 yılını doldurmuş olan üniversiteler şeklinde kategorize etmek en mantıklısı, bir de yeni kurulan üniversiteler. Yeni kurulan üniversiteler
Tablosu biraz karışık. Malumunuz son dönemde sıkça başvurulduğu üzere YÖK'ün uzun zamandan beri gündemine aldığı ve 45-65 bandında bulunan 65 bin öğrenci veya 45 bin öğrenci bandında bulunan öğrenci sayısına ulaşmış olan üniversiteleri bölme stratejisi ortaya yeni üniversite başlığı altında ama eskinin kadim birikimlerini, deneyimlerini de taşıyan, kültürel olarak belirgin bir geçmişe sahip olan fakat yeni tanımıyla birçok zorlukları da içinde barındıran üniversitelerle bizi karşı karşıya bıraktı. Bu anlamda karşımızda yeni diye tanımladığımız ama kendi içerisinde tereddütlü bir şekilde eski yeni karışımı diye de tanımlayabileceğimiz bir üniversite grubu oluştu. Bunların her birinin gerek yönetsel sorunları, gerekse sevk ve idare açısından, öğrenci tercihleri açısından sorunlarıyla karşı karşıyayız. Bu kategorizasyon bize üniversitelerin beraberce tek bir çatı altında değerlendirilemeyeceğini ve üniversiteleri değerlendirme kriterlerinin değişkenlik içerisinde farklı kategorizasyonlarla, parametrelerle yeniden indekslerin göz önünde bulundurularak güncelleme yapılması zorunluluğunu ortaya koymakta. Yoksa sürecin içerisinde çok farklı zengini zengin, fakiri fakir yapan diye tanımlayabileceğimiz indeks veya sıralamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Ki bu sıralamaların da yine kategorize edildikten sonra bile kendi içerisinde sağlanmış olan diğer parametrelerin de üniversiteleri gerçekten sağlıklı bir sıralamaya tabi tutmaya yetmediğini biliyoruz. Bu bağlamda YÖK'ün de işi çok zor. Zaman zaman üniversiteleri bir şekliyle tasnif etme, sınıflandırma ve ödüllendirme yaparken de bu başlıkları değerlendirmeye alarak farklı dallarda teşvik ve ödüllendirme yapma gayreti içerisinde. Araştırma üniversiteleri böyle bir çabanın sonucuydu ve 10 asil 5 yedek olmak üzere 15 üniversiteyi araştırma üniversitesi olarak sisteme dahil edilmişti. İlk sonuçları geçen toplantılarda değerlendirildi, raporlandı. Bu ilk 15 üniversite şu anda 16 oldu. Çünkü İstanbul Üniversitesi'nin ikiye bölünmesiyle ortaya çıkan tabloda Cerrahpaşa'da yerini almış oldu. Yine benzer şekilde bölgesel kalkınma bazlı olarak bir kategorizasyon gerçekleştirildi ve bölgesel kalkınmaya yönelik özel tematik faaliyet gösteren üniversiteler sınıflandırıldı ve teşvikleri bu tematik alanlara göre, bölgesel kalkınmaya göre oluşturulmuş oldu. Bu süreçlerin her birinin daha farklı alanlarda da bundan sonra güncellenerek üniversiteleri çeşitli başlıklarda değerlendirmeye tabi tutmak üzere değerlendirme başlıklarını, çeşitliliğini bizlerin kafasını karıştıracak düzeyde herkesin kendisinin önde olduğu başlıkları öne çıkararak reklam ettiği veya tanıttığı üniversite sloganlarına, üniversite tanıtımlarına da doğal olarak alışmamız gerekiyor. Çünkü artık rekabet giderek kendi içerisinde üniversiteler arasında giderek artıyor, büyüyor. Tabii rekabet deyince vakıf üniversiteleri ve devlet üniversiteleri arasındaki rekabetin biraz haksız rekabete dayalı olduğunda altını çizmek gerekir. Ama bu birçok açıdan da vakıf üniversitelerin elindeki imkanların devlet üniversitesinde olmadığı, devlet üniversitesinin elindeki imkanların da vakıf üniversitelerinde olmadığı şeklinde yine kendi içerisinde bir dengeyi tutturabiliyor. Benim sıralamalar içerisinde eldeki başlıklar göz önüne alındığında aslında kurumsal ciddiyete sahip olan üniversitelerin her sene bir puan yukarıda, bir puan aşağıda sıralamada yerini koruduğu ve
aşağıdan yukarıya tırmanışın bir hayli güç olduğunu listelerden izliyoruz. Yani bu iş öyle kolay bir işlem değil. Yatırım, insana yatırım, üniversiteye yatırım, emek isteyen ve çıktıları, sonuçları uzun vadeli olarak beklenmesi gereken bir süreç. Biz sabırsız bir toplumuz ve çok hızlı büyük gelişmeler bekliyoruz kurumlarımızdan, üniversitelerimizden. Her bir şehrimizde birer üniversite var. Bazılarında ise sayı 60'a dayanmış durumda. 60 üniversitesi olan şehirle bir tane üniversitesi olan şehri aynı torbada, aynı kategoride değerlendirmek mümkün değil. Ve bölgesel olarak da bazı bölgelerimiz daha şanslı akademik anlamda, insan gücü, nitelikli insan gücü tutmada, öğrenci potansiyeli barındırmada, bazıları ise bu anlamda coğrafyanın şanssızlığına yenik düşmüş oluyor. Mersin bu alanda şanslı illerimizden birisi. Efendim, şans, çaba, emek ama bir de bütçe kaynaklarının akademiye, araştırma geliştirmeye ayrılmasında gösterilen siyasi irade. Son yıllarda buradaki sıfır nokta diye tanımlamış olduğumuz küsuratlar kademeli olarak büyüse de, bizlere küçük gelse de, bütçe açısından, bütçe kalemleri açısından çok ciddi rakamlar. Biz buradaki değerin bire yaklaşmış olmasını beğenmekle beraber, son özellikle 2007'den itibaren göreceli bir artışın, Ar-Ge için yapılan artışın önemli olduğunu ve bunun uzun soluklu olarak giderek artarak yükselmesini arzuladığımızı belirtmek isteriz. Zaten çıktı olarak da kişi başı Ar-Ge harcamalarında da benzer bir trendi görüyoruz. Bunun çıktı olarak da ülkenin ekonomisine katma değer üretiminde de önemli bir artış gösterdiğini, Ar-Ge'ye yapılan yatırımların son 10 yılda daha yeni yeni sonuçların alınmaya başlandığını, bundan sonra bunun katlanarak büyüyeceğini bekliyoruz. Bu işimizin ne kadar zor olduğunu ve ne kadar sabırla, sebatla bu alanda Ar-Ge kültürünün önce farkındalığını oluşturduk. Önce Ar-Ge kültürünün proje aşamalarının nasıl yapılması gerektiği konusunda bilim insanlarımızı teşvik ettik. Arkasından projelerin içerisinde daha kaliteli proje üretimlerini destekledik. Önce paralar boşa gidiyor eleştirileri geldi. Ama kademeli bir şekilde daha nitelikli projelerle, daha yüksek desteklerle Ar-Ge artık kendi içerisinde kendi stratejisini oturtmuş oldu. Bu işlerin patent sayılarına yansımalarını görüyoruz. Artık eskisi gibi patent sayısıyla kimse övünmek istemiyor. Ticarileşmiş patentin ülkeye ne kattığı, kuruma ne kattığı, ile ne kattığı, sanayiye ne kattığıyla sorgulanıyor. Bu anlamda patent sayılarındaki artışın da Türkiye için gelecekte önemli bir sıçrama için gerildiğinin işareti altını çizmiş oluyoruz. Evet, elimizdeki veriler artık Türkiye bundan sonra daha kaliteli, daha nitelikli Ar-Ge faaliyetlerine yatırım yapıyor sözünü rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Tabii eldeki insan gücünün devamlılığı ve bilimsel anlamda desteklenmesi için de Ar-Ge faaliyetleri yanı sıra nitelikli akademisyen yetiştirme, araştırmacı yetiştirme için de özel politikalar yürütüyoruz. Bunları yaparken de Türkiye'nin öncelikli alanları konusunda
özel çaba sarf ediyoruz. Özellikle politika üst kurulları ve ilgili kuruluşlar, YÖK, TÜBİTAK, TÜBA benzeri kuruluşların, TÜSEP de bunlardan birisi, görüşleri alınarak Türkiye'nin hangi alanlarda insan gücünün ve ekonomik gücünün yatırıma ve Ar-Ge faaliyetleriyle hızlıca ülkeye katkı sağlayacak şekilde ve Türkiye'nin bağımsızlığı için gerekli olan hangi alanlarda yatırım yapılması gerektiği devlet tarafından dizayn edilerek bizlere yol haritası çıkarılmış oluyor. Akademisyenlerimizin belirlemiş olduğu bu süreçler geçmiş dönemlerdeki dağınık bilimsel özellik veya bilimsel özgürlük başlığı altında herkesin kendi kafasına göre proje ürettiği dönemlerin artık tükendiğini, bittiğini ve devletin kendi talepleri, kendi gereksinimleri ve kendi insanına katkıda bulunacak olan alanlarda ülkenin sorunlarına çözüm üretecek projelere daha yüksek düzeyde destek vermek üzere yeni stratejiyle karşı karşıyayız. Son yıllarda uygulanan bu stratejiler bize yeni ürünler dünyada çok önemli bir noktaya taşıdığı ekonomik anlamda, bağımsızlık anlamında yerli milli ürünlere yönelik gelişmiş teknolojileri adapte ettiğimiz özel gerek savunma sanayinde, gerek bilişim teknolojilerinde, gerek sağlık alanında ciddi yatırımlar olarak karşımıza çıkmakta. Yayınlar konusu aynı şekilde bize çok sıcak mesaj vermiyor. Bilimsel çalışmalarda biraz sorunlarımız var. Sayısal artışımız bilimsel yayınların kalitesinde kendini çok desteklemiyor. Bu alanda dünyada da bir sorun var. Dergiciliğin artmış olmasına bağlı olarak bilimsel yayınlarda ciddi anlamda paralı dergiler ve kendi içerisinde yağmacı, yırtıcı dergiler diye de isimlendirilen sahte yayın, intihale dayalı veya parayla yayınlatılan yayınlar başlıkları, bireysel performansları cilalamak adına yapılmış olan hormonal büyümelerin birçok ülkede sorun olduğunu biliyoruz ama ülkemizde de ciddi bir sorun haline gelmiş durumda. Bu anlamda akademisyenlerimizin bu alana özel dikkat etmesi gerekiyor ki YÖK ve TÜBİTAK bu konuda bizlerle beraber bir kara liste çalışmasını ister istemez yapmak zorunda kaldılar. Tabii bunda doçentlik kriterlerinin ve üniversitelerin ortaya koyduğu kendi akademik yükseltme kriterlerinin de büyük etkisi var. Burada kaliteyi korumak adına daha titiz, daha özenli davranmak zorundayız. Akademisyenler kendi bilim alanlarına, kendi yetiştirdiği projelere ve akademisyenlere özen göstermezse, saygı göstermezse başkaları hiç göstermez. Bu anlamda ürettiğimiz her şeye kendimiz emeğimizi ama özenimizi, saygımızı bilimsel onur adına özel itina göstererek dikkat etmek zorundayız. Uyarmak zorundayız. Yanlışları, kötülükleri engellemek zorundayız. Bu alanda ciddi bir kara delik var. Dünyanın birçok yerinde oluşmuş ticari kuruluşlar var. Bu tür fırsatçılık yaparak bilimsel yayın başlığı altında ama bilimsel olmayan çalışmaları maalesef üretiyorlar, paylaşıyorlar. Bunlardan sakınmamız gerekiyor. Kişi başına düşen bilimsel yayınların impact faktörleri bizi çok ilgilendiriyor ama ülkenin bir de hangi alanlarda daha çok üretimde bulunduğu ve kimlerle yarıştığı da eldeki tablolardan izlediğimizde, örneğin sosyal bilimlerde 16. ve 18. sıralarda gidip geliyoruz yıllara sari olarak 2010 yılından bugüne. Elimdeki veriler 2015'te sınırlı.
güncel veriler de benzer bir trendi göstermekte aslında. Hangi ülkelerle beraber çalışmalar yaptığımız da burada var ama oradan görme şansımız yok. Uluslararası anlamda ilişkide bulunduğumuz ülkelerin çoğunluğu Avrupa ülkeleri. Yine mühendislik birimlerinde çok istikrarlı bir çizgimiz var. 19. sırada son 2015'te 18'e çıkmış durumdayız. Yarıştığımız ülkeler içerisinde de görüyorsunuz bizden önce olmaması gereken bazı ülkeler oralarda yer alıyor. Her bir basamak çok değerli. Yükseldiğimiz, artış gösterdiğimiz her bir basamak sizlerin özel emeği ve çabasıyla yükseliyor. Gençlerimizin araştırmalarıyla, yayınlarıyla yükseliyor. Evet, tıbbi bilimlerde tablo kendi içerisinde tabii sağlık alanında çok farklı programlar var. Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hemşirelik, sağlık bilimleri fakültesi başlıkları ve veteriner benzeri. Burada toplu olarak baktığımızda listede fena yerde değiliz ve istikrarlı bir şekilde de korunuyor süreç. Temel bilimlerde daha iyi yerde olmamız gerekir diye düşünüyoruz ama temel bilimlere ayırdığımız bütçeye dayanarak bunu söylüyorum. Özellikle TÜBİTAK bağlantılı vermiş olduğumuz desteklere rağmen temel bilimlerin kimya ve kimya ile bağlantılı alanlarında üretim daha fazla iken buna karşın kimyanın dışındaki diğer temel bilim alanlarında biyoloji ve genetik de burada değerlendirildiğinde liste daha iyi görünüyor ama özellikle fizik ve matematikte bir hayli düşük düzeydeyiz. Evet, ziraat alanında tablo 15'lerde dolaşıyor ama biraz belirgin yıllarda keskin düşüşler ve çıkışlar söz konusu. Evet, diş hekimliği yine diğer tıp değerleriyle benzeş şekilde seyrediyor. Veterinerlikte 5. sıradan kademeli olarak giderek düşüş gösteren ve 14. sıraya doğru bir kötüleşme söz konusu. Eczacılıkta ise tablo 16 Türkiye ortalamasını yansıtmakta. 16 ile 20. sırada gitgeller yaşıyor. Evet. Türkiye'nin bilimsel yayınlardaki yeri 20'den 18'lere doğru bir tırmanış içerisinde. Ama bu tırmanışta dediğimiz gibi sayısal artışın ortaya koyduğu ciddi bir nitelik sorunu da her zaman dikkat etmemiz gereken bir başlık. Türkiye kimlerle işbirliği yapıyor uluslararası alanda diye baktığımızda yayınlara da özellikle malzeme bilimlerinde, ortak disiplinlerde, mühendislik, elektrik, elektronik ve matematik ve uygulamalı bilimlerde daha çok ortak işbirliği içerisinde çalışmalarımız çıkıyor. Amerika ile, Kanada ile, Birleşik Krallık'la ve ilişkilerde İran %19 olmak üzere. Ülkeler arasındaki işbirliği Türkiye'nin uluslararasılaşma alanında da gösterdiği çabanın bir sonucu. Özellikle Avrupa Birliği anlamında da ortaklaşa yürütülen projeler maalesef bizim beklentimizin dışında daha çok eğitim bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında olmakta. Teknik ve sağlık alanlarında ortaklaşa yürütülen projeler Dünya Sağlık Teşkilatı benzeri veya Dünya Gıda Teşkilatı benzeri organizasyonların ortaklaşa yaptığı çalışmalar olarak karşımıza çıkmakta. Üniversitelerin veya bireysel ana bilim dallarının araştırma
birliklerinin ortaklaşa yürüttüğü projeler çok az. Bu konuda karşılıklı ilişkiyi artırmakta yarar var ama tabii siz eli uzatıyorsunuz, karşı taraf buna çok sıcak bakmıyor. Avrupa Birliği projelerinde böyle bir sorumlu başlığımız söz konusu. TÜBİTAK araştırmacı destekleri istatistiklerinde de bir hayli sayısal olarak artan, neredeyse 2'ye 3'e katlanmış olan 2000'li yılların başına göre başvurular söz konusu. Destek miktarları da benzer şekilde çok ciddi artış göstermekte. Bilimsel yayınlarda ve bilimsel çalışmalarda tehditler ve zayıf yönler olarak niteliksel sorunu, kalite sorununu söyledik. Bunun nedenlerine baktığımızda çok sayıda yeni üniversite ve diplomaların, özellikle de lisansüstü diplomaların değersizleşmesi ve etkin olmayan fakülte ve enstitülerin çoğalması, teşvik ve desteklerin organizasyonlarında ortaya çıkan sorunlar, küsen akademisyenler, projesi reddedilince içine kapanıp güncelleme yapmadan ben bu işten vazgeçtim diyen bir hayli akademisyen var. Halbuki ısrarla proje takibi ve proje güncellemesi yapmak gerekiyor. Daha önce bahsetmiş olduğum son dönemde kurulmuş olan başkanlık sistemine geçmeyle beraber Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu'nun Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları, Eğitim ve Öğretim Politikaları bu alanda özellikle kurulların işbirliği içerisinde dünyada ve Türkiye'de hangi trendler daha önemli, çalışılması gereken başlıklar diye analizler yürütüyor. Görmüş olduğunuz slaytta Dünya Ekonomik Forumu'nda ilk 10 yükselen teknoloji eğilimi olarak belirlenmiş olan başlıkları görüyoruz. Ki bunların benzerini 27 teknoloji alanı olarak Cumhurbaşkanlığı nezdinde oluşturmuş olan kurul da, politika kurulu da tanımlamış durumda. Bu direkt ülkemizin ihtiyaçlarına yönelik olarak tanımlanmış olan başlıklar. Burada bilgi güvenliği, biyoenerji, biyomedikal ekipman, biyoteknoloji, ilaç, blok zincir teknolojileri, bulut bilişim sistemleri, büyük veri, big data analizleri, eklemeli imalat, enerji depolama, kömür, karbon tutma ve depolama özelleşmeleri, yine geniş band teknolojileri, görünmezlik teknolojileri, güç elektroniği, güneş enerjisi, ileri fonksiyonel malzeme ve enerji malzeme teknolojileri, yine itki ve güç sistemleri, özellikle savunma sanayinde önemli olan KBRN teknolojileri, kuantum teknolojileri, mikro, nano, optik, elektromekanik sistemler, modelleme ve simülasyon teknolojileri, motor teknolojileri, nesnelerin interneti, robotik, mekatronik ve otomasyon, rüzgar enerjisi, tarım ve hayvan biyoteknolojisi, yapay zeka ve makine öğrenmesi, yönlendirilmiş ve yoğun enerji teknolojileri. Bunların her biri elbette multidisipliner alan olarak karşımıza çıkmış oluyor. Hiçbirisi sadece mühendislik, sadece temel bilim, sadece sağlık, sadece yaşam bilimleri değil. Bu alanlarda ortak projeler TÜBİTAK tarafından desteklenmek üzere, Bakanlığımız tarafından, Sanayi Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenmek üzere Cumhurbaşkanlığı Üst Politika Kurulu'nun belirlediği başlıklar. Bu başlıkların takibi de yine devlet tarafından yapılmış olacak. Özellikle savunma sanayinde gelmiş olduğumuz iyi nokta ve pazar, benzeri şekilde sağlık sistemimizde de sağlık turizmi ve sağlık harcamalarının bütçeye olan yansımasının azaltılması için de özel bir strateji olarak belirlenmiş durumda. Bu başlıkların çalışılabilmesi için lisans üstü düzeyden çok nitelikli insan gücüne ihtiyacımız var. O yüzden bizim
yetiştirmiş olduğumuz öğrencilerde gerek lisans gerek lisanslı öğrencilerde daha hassas davranmamız gerekiyor ki bu projeleri hayata geçirebilecek kapasitede nitelikli insan gücüne sahip olalım. Akademinin yapmış olduğu her bir çalışma, her bir hedef boyacı küpü gibi bugün batır çıkar, yarın sonuç al şeklinde olmuyor. Uzun yıllara dayalı stratejik planlama gerektiriyor. Ülkemiz katma değeri yüksek alanlarda üretim yapmak durumunda. Elbette gıda önemli, tarım önemli ama artık gıda ve tarım içinde bu teknolojilere ihtiyacımız var. Evet. Fuat Sezgin Hoca'nın bilginin zevkine varıp okumak o kadar güzel ki başlayınca insanı sürüklüyor ve artık bırakamıyorsunuz şeklinde yaklaşımı önemliydi. Kendisini rahmetle anıyoruz. Ben bu vesileyle Mevlana Celaleddin Rumi ile sizlere veda etmek istiyorum. Her gün bir yerden göçmek ne iyi, her gün bir yere konmak ne güzel, bulanmadan, dolmadan akmak ne hoş. Özellikle burasını bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Bulanmadan, dolmadan akmak ne hoş. Dünle beraber gitti cancağızım, ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Hepinize saygılar sunuyorum ben.